Herkese merhaba, ben Caner Başboğa. İkinci Hanon Alıştırmaları dersine hoş geldiniz. Bu derste ikinci Hanon alıştırmasını öğreneceğiz. İkinci Hanon alıştırmasını çalıştıktan sonra, çıkardıktan sonra, güzelce hızlandırdıktan sonra birinci ve ikinci Hanon alıştırmasını arka arkaya 4 kere çalışın. Bunlar birbirine mantıklı şekilde bağlı olan alıştırmalar olduğu için arka arkaya çalışırsanız bu alıştırmaları parmaklarınızı maksimum derecede fayda sağlayacaktır. Dediğim gibi ikinci alıştırmayı da bitirdikten sonra 1 ile 2'yi arka arkaya hiç durmadan 4 kere çalın. Şimdi ne demiştik derslerimizde? 60 metronomdan 50, 60 metronomdan başlayıp 108'e kadar gitmeye çalışacağız. Önce yarım vuruş olarak örnek vereceğim. Normalde çeyrek vuruşluk bunlar. Her metronomda 4 tane nota gelmesi gerekiyor. Ama ben yavaş örnek vermek istediğim için yarım vuruşluklarla örnek vereceğim. Sizler yarım vuruşluk olarak da çalışmaya başlayabilirsiniz. Sonradan hızlanırsınız. Önce metronomumuzu alalım, 60'a getirelim ve başlayalım. 60'ta başladık. Bakın şimdi. Bu şekilde çalışmaya başladınız ki bir şeyler olmuyor. Ters gidiyor bir şeyler. Yani nedense parmaklarınız bir türlü gitmiyor. Ne yapacağız? Nasıl bir yöntem uygulayacağız? Bakın şöyle bir yöntem uygulayacağız. Yani 60 metronomu yine getirelim. Metronomla olmuyorsa, metronomla zorlanıyorsunuz, metronomu kapatın. Yine başlayın. Do, mi, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, fa, si, la, sol, la, sol, fa, mi gibi bu şekilde tartımı değiştirerek çalın. Şimdi ayrıntılı şekilde ben nasıl gittiğini, trafiğini göstereyim. Ondan sonra da baştan sona çalayım. Do, mi, la, sol, fa, sol, fa, mi, si, re, si, re, fa, si, la, sol, la, sol, fa, mi, sol, do, si, la, si, la, sol diye gidiyor. Şimdi iki elde aynı tabii ki de. Yalnız birinci elde birinci parmak, ikinci parmak, beşinci parmakla başlarken sol elde birinci parmak do, ikinci parmak mi, birinci parmak la. Yani mi'ler farklı parmaklarda. Do mi yaparken 1-2, do mi yaparken sol elde 5-3. Do mi la sol fa sol fa mi. Sadece sol eli göstereyim bakayım. Do mi la sol fa sol fa mi, re fa si la sol do sol da mi sol do si. Do'lar, mi'ler karışıyor. O kadar olur. Ama siz anlıyorsunuz. Mi, sol, do, si, la, si, la, sol, fa, la, do, si, do, si, la. Bu şekilde sözlerini söylerseniz gayet güzel olur. Notalarını söylerseniz. Şimdi geri dönüş var. Geri dönüşte tam tersi. Yani az öncekinin parmakların tam tersi. Sol, re, si, do, re, do, re. Mi sadece sağa göstereyim. Sol, re, si, do. Bu şekilde arka arkaya çalın. İki el zaten aynı anda olmuyorsa ayrı ayrı ellerle çalışacaksınız. Sol, re, si, do, re, do, re, mi, fa, do, la, si, do, si, do, re, mi, si, sol, la, si, la, si, do. Parmak numaralarını da orada zaten yazıyor. Parmak numaralarında olduğu gibi uygulayın. Şimdi sol ele gelelim. Sol, birinci parmak, re, üçüncü parmak. Az önce 5'ten 2'ye, şimdi 1'den 3'e. Sol, re, si, do, re. Gidiyor. O geçiş bölümü var ya ortadaki, o geçiş bölümünü mutlaka uygulayın bakın. Si, re, sol, fa, mi, fa, mi, re, sol, re, si, do, re, do, re, mi. Yani yukarıya çıkarken ki, aşağıya inerken ki hareketimiz ne kadar akıcıysa o geçiş bölümünde de akıcı olsun lütfen. O geçiş bölümü önemli. Şimdi ayrı ayrı da gösterdikten sonra baştan sona bir çalayım, sonra dersimizi bitirelim. Ben yine geçen ders 88 yapmıştım. Biraz hızlı gelmişti göstermek için. Çünkü ne kadar yavaş yapın desem de öğrenci gördüğünü yapmaya çalışıyor. Buna eğilimi var. Ben o yüzden 72 ile şimdi bunu çalacağım ve bitireceğim. Bu etütlerin hepsi de gördüğünüz gibi 16'lık etütler. Her metronom vuruşunda 4 tane nota çalacaksınız. Sakın bak. Şu yanlış, bakın yapmaya, şunu yapmayın. Ta 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 ta. Hayır. Burada her metronomda 2 tane vurdum bakın. Ta 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 ta. Do mi la sol.
sol değil. Her metronomda 4 tane. Bakın onların hepsi de 16'lık. Tat 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 tat. Yani her metronomda 4 tane nota. Son ki. Bitiyor. Zorlanırsanız yavaş çalışın. Bakın abartmıyorum. Zorlanırsanız şu hızda bile çalışabilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Yani nasıl hızlı, yani ne kadar rahat çalışabiliyorsanız o kadar çalışın. Onu yavaş yavaş hızlandırın. Bir aceleniz yok. Önemli olan sizin doğru teknikle ilerlemeniz, doğru teknikle hızlanmanız. Yani yanlış bir şeyin üzerine bir bina inşa etmeyin. Yani yanlış bir temelin üzerine binayı inşa etmeyin. İleride çok zorluğunu çekersiniz. O yüzden sabır, sabır, sabır. Bu işin başlangıcı sabır. Çok yavaş öncelikle işte. Yani şu hızlarla başlayın. Başka türlü hızlı başlarsanız olmaz yani. İlerleyen zamanlarda çok zorlanırsınız. Yavaş yavaş başlayın. Ne kadar çıkarsanız çıkın. 108 diyorum ama yani siz 80 yapıyorsanız 80'de kalın. Bir de şunu unutmadan söylemem gerekiyor. Bazen videolarda görüyorum. Mesela bakın başladım çalmaya. Bir şeyler oldu bakın şu anda. Ben parmaklarımın hepsini basılı tuttum. Buna batık tuş tekniği deniyordu. Batık tuş yanlış tekniği diyelim. Daha önceki derslerde, daha eski derslerde anlatmıştım. Bir parçayı başladığınızda, yani notayı çaldığınızda notanın süresi, notanın görevi bitince notayı kaldırın. Yani şu, yani şöyle bakın. Parmaklar bir yerlerde kalıyor öyle. Kalmasın parmak. Yani görevi bittiğinde parmak kalksın. Batık tuş yapmayın. Yani çok kötü duyuluyor. Bakar mısınız şöyle? Zaten bak gürültü gibi oluyor. Temiz değil yani. Bu çamurlu çalma diyoruz biz buna. Yani kötü. Batık tuş. Pis tuş. Ya batıktan hani batmış aslında hani aşağı inmiş tuş da hani halk dilinde de batık batmak falan var ya onlardan söylemeye çalışıyorum. Temiz çalın. Tane tane gelsin. Temiz temiz gelsin. Bakın bir de şöyle var. Yani görüyorsunuz değil mi? Yani pis. Bu şekilde çalışmaya dikkat edin. Batık tuş yapmayın. Her notayı zamanı gelince basın. Zamanı geldiğinde de kaldırın. Bunları unutmayın sakın. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.